Market çalışanı, reyonlar arasında dolaşıp bir şeyler çalan bir kadın fark etti. Haber verdiği polisler kadını yakalayıp ne çaldığını ve bunu neden yaptığını gördüklerinde gözyaşlarını tutamadı. Sizin için harika bir video daha hazırladık. Videolarımızın devamı ve destek için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. İnsanların tıka basa dolu alışveriş arabalarıyla uzun kuyruklar oluşturduğu yoğun bir cumartesi günü, Kuzey Carolina'da Lion Grocery Store isimli bir markette çalışan kasiyer, müşterilerden birinin reyonlardan yiyecek çaldığını gördü. Bu kargaşa ortamında tüm güvenlik sistemine rağmen kadın çaldığı ürünlerle birlikte aradan sıyrılmış, doldurduğu poşet ile dışarı çıkmayı başarmıştı. Ekranlardan durumu fark eden görevli koşmuş fakat yetişememişti. Buna rağmen son anda bindiği aracın plakasını alabilmişti. Olay yerine gelen polisler hırsızın kimliğini tespit için güvenlik kameralarını incelediklerinde oldukça şaşırdılar. Çünkü pahalı şeyler almamıştı. Çaldığı şeylerin yaklaşık tutarı 36 dolardı sadece. Aracın plakasından kadının kimliğine ulaşan memur Kate Bradshaw ve Candy Spraggins, Teresa West isimli şüphelinin izini takip ederek en sonunda yaşadığı yeri ve apartmanı buldular. Kısa süre içinde polis arabasıyla son derece yaşlı ve bakımsız bir binanın önüne gelip girişte gördükleri insanlara sorular sormaya başladılar. Öğrendiklerine göre 3 çocuk annesi Teresa, binadaki küçük bir dairede yaşıyordu. Onu neden aradıklarını soran komşulara, kadının başının belada olduğunu söyleyen memurlar hızla merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı. Birazdan gözaltına alacakları Teresa'nın dairesine gelip zili çaldıktan sonra kapı yavaşça açıldı. Gözlerinin önündeki manzara korkunçtu. Evin tavanı akmış, soğuk rüzgar kırık cam ve pencerelerden içeri doluyordu. Duvarlar çatlak ve rutubetten küflenmişti. Ev adeta bir harabeyi andırıyordu. Böyle bir yerde nasıl yaşanır diye düşünen polisler, korkudan bayılmak üzere olan kadına suçunu bildirip onu almaya geldiklerini söylediklerinde, Teresa güçlükle, "Lütfen, çocuklarım var," diye cevap verebilmişti. İçeri girip daha detaylı baktıklarında, durumun ilk bakışta fark ettiklerinden daha fena olduğunu gördüler. Tüm ev su çekmiş, her tarafı toz ve örümcek ağları bağlamıştı. 4-5 yaşlarında bir çocuk yerde buz gibi taşın üzerinde yatıyor, diğer iki çocuk ise bir köşede sessizce oturuyordu. Kıyafetleri yırtık, gözleri yaşlı ve yorgun haldeydiler. Teresa en sonunda ağlayarak konuşmaya başladı. "Bir kaza geçirdim. Yaşadığım beyin hasarı sebebiyle işimi kaybettim." Bu sırada poşetten çaldığı yiyecekleri çıkaran kadın, kiliseden, çevresinden, akraba ve arkadaşlarından yardım istediğini ama herkesin ona sırt çevirdiğini, çocuklarıyla yapayalnız ve çaresiz kaldığını anlatıyordu. Biraz kıyma, ekmek, makarna ve kerevizdi tüm aldıkları. O sırada memur Bradshaw mutfaktaki buzdolabını açtı. İçi bomboştu. Teresa utanç içinde çaldıklarını onlara gösterirken, çocuklarının 3 gündür aç olduğunu, hırsızlığı bu yüzden onların karnını doyurabilmek için yaptığını söylüyordu. "Ne olur, yiyecekleri alın ama lütfen beni tutuklamayın, yoksa çocuklarım bensiz ölür," diye yalvarıyordu. Polisler gözyaşları içinde kalmıştı. Kadın açgözlülük yüzünden ya da hırsız olduğu için çalmamıştı. Amacı çocuklarının aç karnını doyurabilmekti. Ancak konu adli bir olaydı ve yaptıkları işe duygularını karıştırmamaları gerektiğini, onu karakola götürmek zorunda olduklarını biliyorlardı. Ama sonra olacaklar tam anlamıyla hayret vericiydi. Teresa'yı merkeze götürdükten 1-2 saat içinde kefaletle serbest bıraktılar. Evine de bir araba dolusu yiyecek ve erzak yollayıp, çocuklarıyla daha iyi bir yerde yaşayıp temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için de gerekli yardımı yapacaklarına söz verdiler. Durumu gören kadın gözyaşlarına hakim olamamıştı. Hem mutlu hem de mahcuptu. Zor durumdaki insanların elinden tutmak ve onlara yardım etmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Her şeyden önce insanız diyen polisler, insanların zaman zaman yoksulluk ve çaresizlik yüzünden suç işleyebildiklerini belirtiyor. Toplum olarak daha duyarlı olabilirsek, belki de bu tarz birçok olayı engelleyebiliriz. Bu gibi durumlarda Türk toplumu olarak batılı ülkelere kıyasla çok daha iyi konumdayız. Toplumsal alışkanlıklarımız, kültürümüz ve vicdanımız, yardımlaşma ve zor durumdaki insanlara yardım etme konusunda hep bir adım önde. Umalım ki bu yönümüz hiç kaybolmasın. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizce kadın suçlu mu? Ya da siz polislerin yerinde olsanız
ne yapardınız? Yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.